Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü kürsüye davet ediyorum. Buyur Sayın Bingöl, söz sırası sizde. İkinci alkışlama sizi beklettikleri için herhalde. Herhalde. Buyurun Sayın Bingöl. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2016 yılı bütçesi üzerine partim adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. Bütçede esas olan, biraz konunun dışına çıkılmıştı, bütçeyle ilgili konuşmak istiyorum. Kafamda şekillendirdiğim konuşmamı geri plana iteceğim. Biraz yok, siz gene bütçeyle ilgili konuşun Sayın Bingöl. İçerikli bir konuşma biraz konuşacağım. Bütçede esas olan bütçe disiplinidir, bütçenin dengesidir ve gerçekleşme oranıdır. Bütçeler bu kriterlere göre değerlendirilirler. Ve 13 yıllık AKP iktidarının bütçelerini bu kriterlere göre değerlendirdiğimizde sonuç tümünde olumsuz çıkmaktadır. Örneğin 13 yıllık AKP iktidarının bütçelerindeki gerçekleşme tümüyle açıkla sonuçlanmıştır. Bütçelerin tamamı açık vermiştir. Ve AKP'li yöneticiler bu açığın bir kısmını Maastricht kriterlerine göre normal olarak değerlendirirler. Doğrudur. O kriterlere göre %3'ün altındaki bütçe açıkları normal ve tolere edilebilir olarak değerlendirilir. Ancak 13-14 yıl boyunca hazırlanılan bütçeler disiplinden uzaksa, bütçe dengesi sağlanamıyorsa ve hepsinden önemlisi bütçeler ciddi açık veriyorsa, dönüp bu bütçelerdeki açıkları ve disiplinsizliği bazı kriterlere gönderme yaparak savunmak bir çaresizliğin ifadesidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de çok ciddi bir yönetim sorunu vardır. Türkiye ekonomisi kötü ellerde yönetilmektedir. O nedenle hazırlanan bütçelerde sağlıksız ve Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen bütçeler olmuştur. Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sorunları vardır. Çok şükür ki çok daha büyük ekonomik sorunlar yaşanmıyor. Ama zannedilmesin ki bu AKP'nin hazırladığı bütçeler ve ekonomi politikalarından kaynaklanıyor. İşin aslı petrol fiyatlarındaki düşüş, yanı sıra Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi kuruluşların aldıkları kararlar gibi dış etkenler nedeniyle çok ciddi ekonomik sorunlar yaşamıyoruz. Ama Türkiye'nin çok temel bir sorunu 14 yıl iktidar olan AKP'nin Türkiye'nin başına bela ettiği en temel sorundur. O da gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Türkiye'de hükümet edenler hiçbir zaman katma değeri yüksek ürün üretmek gibi bir dertleri olmamıştır. Türkiye'de hükümet edenlerin marka değer yaratacak bir dertleri olmamıştır. İstihdam olanaklarını artıracak bir sorun dertleri olmamıştır. Sonuç itibariyle bu büyük gelir dağılımı adaletsizliği Türkiye'nin en büyük sorunudur. Ve bu sorun AKP iktidarları süresince ikiye katlanan bir yoksulluğun sonucunu getirmiştir. Bakın değerli milletvekilleri, her ülkenin sınıfları vardır. Zenginleri vardır, orta sınıfı vardır, yoksulları vardır. Türkiye'de de bu böyleydi ama maalesef AKP iktidarları sınıf değişikliğine yol açtı. Artık Türkiye'de orta sınıftan bahsetmek herhalde gerçekçi olmasa gerek. Peki ne oldu?
Türkiye'nin zenginleri yok artık. AKP'nin zenginleri ve Türkiye'nin fukaraları var. Yoksulluk bu kadar derinleşmiştir. Değerli milletvekilleri, Türkiye gelir dağılım adaletsizliği sıralamasında OECD'nin yayınladığı en son raporda Şili ve Meksika'nın gerisinde en kötü üçüncü ülkedir. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın yardım ettiği AKP ülkelerinin bile gerisi, Afrika ülkelerinin bile gerisindeyiz. Bu kadar derin bir yoksulluğun içerisinde Türkiye halkı debelenip duruyor. Bunun tek sorumlusu ülkeyi kötü yönetenlerdir. Türkiye'de elbette bu derin sorunların yanında çok temel başka sorunlar da var. O da şudur. Bütün ülkelerin bir ulusal politikaları olur. Bu ulusal politikalar bugünden yarına değişmez. Yıllardır denenmişliklerin, yaşanmışlıkların, jeopolitik konumların ve birçok olgunun sonucunda ortaya çıkar. Ama AKP iktidarı gelir gelmez iki şeyi yaptı. Bir, liyakatı yok sayarak, uzmanlığı yok sayarak bütün kamu kurumlarında müthiş bir kadrolaşmaya gitti. O da yetmedi, çok daha temel bir şey yaptı. Az önce bahsettiğim o ülke politikalarının tümünü tersiz etti, kendince politikalar üretti. Eğitimde, dış politikada, tarımda, hayvancılıkta tümünü tersiz etti. Düşünün değerli milletvekilleri. Bu ülke kendi kendine yetmesinin dışında birçok ülkenin karnını doyurdu. Elin etini sütünü biz veriyorduk. Şimdi biz elin etine, samanına, buğdayına muhtaç hale geldik. İşte bu AKP'nin yarattığı Türkiye. Değerli milletvekilleri, dış politika işler acısı. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, o kadim topraklarda birlikte kardeşçe yaşayan insanları kardeşçe düşmanlık tohumları ektiler. O topraklarda Hristiyanlar, Ezidiler, Sünniler, Şiiler, Halep'inde de Şam'ında da birlikte yaşıyorlardı. Onlar Kürttü, onlar Türkmendi, onlar Arap'tı. Ama şimdi o topraklarda o halkların gözyaşları ve kanları o topraklara akıtıyor. Peki kim ya da kimler sorumlusu? Önce bu sorunları iktidar olanların kendilerinin bakmaları ve araştırmaları gerekiyor. Ne yaptık değerli dostlar? Yıllardır akrabalık duyguları yaşadığımız o topraklara utanç duvarları ördük. Dünyada Berlin duvarı vardı, yıkıldı. Sadece ve sadece İsrail Filistinli kardeşlerimizi o duvarın arkasına mahkum etti. Şimdi biz utanç duvarları örüyoruz. Peki Suriye'de utanç duvarı ördük. Yarın gerginlik yaşadığımız diğer komşularla Irak'a da, İran'a da, Bulgaristan'a da, diğerlerine de aramıza utanç duvarları mı öreceğiz? Bu Türkiye için utanılacak bir şeydir. Bu kürsüde oturan, bu sırada oturan arkadaşlarımızın hepsi bir temel duygu içerisinde oturuyorlar. Onlar da Türkiye'nin neresinde olursa olsun haksızlığa karşı durmak, inancı, yaşam tarzı ve hangi kitleye mensup olursa olsun nerede bir haksızlık varsa oraya koşup duran arkadaşlarımız. Cerattepe'delerdi, Soma'dalardı, Roboski'deydiler. Hiçbir şekilde kafalarının arkasına bir şey yazmadılar. Ama gelin görün ki bizim yol arkadaşlığımız ölümüne yol arkadaşlığıdır. Bizim yol arkadaşlığımız ayrılıklar olsa bile onu kendi sinemize hapsederiz. Gelin görün ki yıllarca korkola arka kapılar arkasında bir sürü başka işler peşinde koşanlar iki gün öncesinde o başörtülü kardeşlerimizin yerlerde sürülmesine ve coba gaza mahkum ettiler. Daha da kötüsü, daha da acınacağı, bu topraklarda ilk kez başörtüsüne kan bulaştı. Bu ayıp da onu yaşatanlara yeter. Değerli dostlar, son söz sık sık kullanılır. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Bugün Türkiye'de yaşananlar karşısında dimdik ayakta durmayan, haksızlığa direnç göstermeyen, haksızın yanında olmayanlar
Bir gün gelecek, tarih karşısında hesap verecekler. Hepinize saygılar sunuyorum.